İyi akşamlar çocuklar. Çocuklar kolay gelsin. Deniz. Ne işin var senin burada? Seni bekliyorum. Konuşalım mı biraz? Olur tabii, gel içeri kahve içelim. Yok ya, hiç tıkılmayalım içeride. Gel şurada oturalım o zaman. Kırgın mısın bana? Buna hakkın var mı? Sen ne yaptın ki? Ben seni kırmaya gerçekten hiç istemedim Deniz. Ama insan yapıyor bazen galiba. İstemeden en kıymetlilerimizi üzüyoruz. Çünkü onlar hep sapasağlam. Hep en yakınımızda. Sen benim için çok kıymetlisin. Her zaman öyle kalacaksın. Biliyorum. Bunu hissediyorum. Ama ben senin için daha fazlası olmak istemiştim. Olmadı. İçimde o kör bir umut ışığıyla büyütmeye çalıştığım filiz büyümedi bir türlü. Belki ışığı yetmedi, belki suyu az geldi. Belki elini sevmedi. Olmadı. O filizin kökü o kadar güzel bir yerde ki, bambaşka bir yerden çok güzel bir ışık vuracak onun üzerine. Öyle büyüyecek. Ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. O ilk gün karşıma çıktığın için, hayatıma girdiğin için, bana tekrar ilham verdiğin için. Sana aşık olmama izin verdiğin için. Çok teşekkür ederim. Ama artık buraya kadar. Benim senden vazgeçmem lazım Nazlı. Deniz. Suyun akışını değiştirmem lazım. Başka bir yol bulmalıyım. Başka sulara karışmalıyım. Sen şimdi bir yola çıkıyorsun. Güzel bir yol. Ferit abi de olacak senin yanında. Birbirinize iyi bakın. Hep mutlu olun. Benim için de üzülmene gerek yok. Biz hep ki arkadaş olacağız. Asuman tamam yeter, çatlatacaksın ya. Ah, ay size ne oldu böyle bir anda ya? Bir tarafta ablam, bir taraftan sen. Ve evlenmeyi bekliyormuş gibi peş peşe. Kısmetimiz açıldıysa demek. Sen hani Engin'le ayrılacaktın? Sen Engin'le ayrılmayı mı düşünüyordun Fatoş? Ya düşünüyordum ama sonra bir şeyler değişti yani hayatında getireceğini bilemiyorsun. Şimdi? Şimdi ne? Neyden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun Fatoş. Fikrin ne zaman değişti? Engin evlenme teklifi etmeden önce mi, sonra mı? Ay bilmiyorum Nazlı.
Ya sonuçta her genç kızın hayali Engin gibi bir erkekle evlenmek yani. Ne yapsaydım, şans kapımı çalınca evde yokum mu deseydim? E siz Engin'le Fatoş'tan daha önce karar verdiniz evlenmeye. Senin yüzüğün yok mu? Var. Nerede? Ya sıkıyordu, çıkarttım kutusuna koydum, sonra unutmuşum. Kız, Ferit Bey babası bir yüzük almıştır acaba? Ay bilmiyorum ki. İyi bir şey almıştır ama bence. Değil mi? Gerçekten çok güzelmiş. Tamam Asuman, gözlerinle yedin. Kız siz hayret bir şeysiniz ya. Yani evleniyorsunuz, böyle düğün, bayram, bekarlığa veda falan yapacağınıza oturup surat asıyorsunuz yani. Bekarlığa veda mı? Ay Asuman, kına desen, hadi gelin hamamı desen anlayacağım da bekarlığa veda nedir ya? Ha sizin içiniz ölmüş. Gerçekten yani ben hayret ediyorum size. Ben evlenseydim var ya, bekarlığa vedalar uçsun içkiler. Ah, sağ ol arkadaşım. Aç. Yok, ben yapamayacağım. Şefim, zaten yapmamanız lazım. Siz şefsiniz, bu benim işim. Yapmam lazım. Nazlı, ne söyleyeceksen hemen söyleyebilir misin? Çok işim var. Ben de hemen söylemek istiyorum zaten. Nazlı, aslında akşamüstü uğrayacağım restorana. Her şeyi o zaman konuşabiliriz. Gelmene gerek yok. Nedir, ne oluyor? Ben yapamayacağım. Nazlı, bu iş çocuk oyuncağı değil. Biliyorum. O yüzden vazgeçiyorum zaten. Annem, babam kabullenemediler bu durumu. Onlar için her şey çok hızlı gelişti. Ferit, ben bunu onlara yapamam. Onları böyle bir duruma düşüremem. Neden acele ettiğimizi konuşmuştuk zaten. Nazlı, bunları yüz yüze konuşalım. Lütfen beni anla. Çok zor bir durumdayım. Sevdiğim insanların arasında kaldım. Kapatmam lazım. Nazlı, bu ne hal ya? İyi misin? Ben vazgeçtim, Fatoş evlenmiyor. Aa, neden ya? Emin misin? Eminim. Konuştuk Ferit'le. Ne oldu? Annem, babam. Kabullenemediler. Haklılar. Ben onlara bunu yapamam. Hakkım yok. Restoranımın en sadık ve en küçük müdavimi gelmiş. Okuldan mı kaçtın? Hayır. Okul çıkışı beraber gelelim dedik. Bulut da bir durmadan senin yemeklerinden bahsedince biz de Hakan'la merak ettik, beraber gelelim dedik. Gerçi burası için basında çok güzel şeyler yazmıyor ama Bulut öyle methetti ki senin mutfağını, yemeklerini. Biz de bir Nazlı şefimizin elinden yemek yiyelim istedik. Olur öyle, olur. Talihsiz bir olay işte. Eminim onu yazan ukala bir gurmedir. Ben Nazlı'ya çok güveniyorum. Ben de Ferit Aslan'a. Neticede insan hem iş ortağını hem hayat arkadaşını yanlış seçemez, değil mi? Aynı fikirdeyiz. Ben de Ferit'in sizlerin düştüğü hataya düşeceğini hiç sanmıyorum. Ulucuğum, yemekleri hazırlıyorum hemen. Affedersin. Sizin aile salonunuz var mı? Maalesef aile salonumuz yok ama ben sizi şöyle köşedeki masaya alayım. Buyur, büyük patron. Gel bakalım. Şu köşe masaya geçelim. Gel, ver çantanı. Hop. Şuraya asayım. Aferin sana.
gelecek. Ben menü istemeyeceğim. Şu geçenlerde size gelen gurme var ya, onun yiyip de beğenmediği ne yemekse onu istiyorum. Ben Ferit Aslan'a nazaran biraz daha risk seviyorum. Hay hay. Vallahi Bulut'un yerinde olsam ben de her gün buraya gelirim. Baksana, beyimin patatesine pekin ördeği muamelesi yapıyorum. Doğru. Merhaba. Ben sıcak sıcak servisimi yapayım. Hakanlar, ya Bulut'la birlikte gelince bir şey diyemedim. Anlıyorum seni. Aileni çok daha iyi anlıyorum. Bu kadar hızlı gitmemiz garip geldi tabii. Bizimkiler öyle çok klasik bir aile değildirler. Ama ya biliyorsun işte. Kız isteme, ailelerin tanışması, bir sürü aşaması var bu işin. Onlar da ne olduğunu algılayamadı. Anlatalım o zaman. Nasıl? Sizinkilerle konuşalım. Bu işi neden yaptığımızı, nasıl yaptığımızı anlatalım. Normal evliliği kabul ettiremedim ben onlara. Sahte evliliği nasıl kabul ettireyim? Ben şansımı denemek istiyorum. Bir nevi seni babandan istemek gibi. Reddedileceksem de böyle reddedileyim. Güzel söylüyorsunuz da çocuklar, özünüz kabahatinizden büyük. Bütün kabahat benim Kemal Bey. Nazlı'nın Bulut'a olan sevgisini bildiğim için ben kendisinden böyle bir şey rica edebildim. Babacığım, Bulut anne ve babasının katiliyle birlikte yaşıyor. Bunu düşünmek bile çok korkunç. İzin veremeyiz. Ama bu ispatlanmamış bir durum. İspatlansa çocuk orada olmazdı. Kemal Bey, size söz veriyorum. En kısa zamanda Hakan'ın pisliklerini ortaya çıkaracağım. Herkese bu evliliğin Hakan hapse girene kadar, Hakan'ın yalanları ortaya çıkıncaya kadar Bulut'u korumak için yapılmış bir evlilik olduğunu açıklayacağız. Herkes benim gerçekten evlenmediğimi bilecek. Sizden bir süre oyunumuza izin vermenizi istiyorum. Peki. Yalnız siz bu oyunu oynarken bizim orada yalnız da olmamızı beklemeyin. Siz her şeyi kurmuşsunuz. Buna da bir şey uydurursunuz. Kemal Bey, çok teşekkür ediyorum size. Ben şimdi sizi kızınızla baş başa bırakayım. Ferit, bir evlilik sözleşmesi yapmanızı istiyorum. Kızım veya da ben bu yardım karşılığında 5 kuruş para almayacağız. Tabii ki Kemal Bey. Nasıl isterseniz. Nazlı, ben bir annenle konuşayım. Biz sonra konuşuruz. Tamam babacığım. Ben seni sonra arayayım mı? Şimdi bir yemekteyim. Kapat hadi, kapat. Dayı, sen de mi geldin? Bulut, bizim yani dayınla benim sana güzel bir haberimiz var. Ne? Yoksa o zombi kıyafetlerini mi alınır? Hayır, o zombi kıyafetleri alınmadı, alınmayacak da. O zaman ne olabilir ki güzel adam? Dayınla ben... Biz evlenmeye karar verdik. Gerçekten mi? Anne! Annenle baban gibi mi? Annenle baban gibi. Gel gel. Peki ben ne olacağım? Yani beni yanınıza mı alacaksınız? Alacak mısınız? Aa, tabii ki alacağız. Yaşasın. Oley. Sizin evleneceğiniz. Çünkü sen Nazlı'ya aynı babamın anneme baktığı gibi bakıyordun. Efendim Ferit. İşteyim restoranda. Eksikleri tamamlaman lazım. Bunları yıkayalım. Malum yaptığım program sayesinde 2 gün çalışamayacağım. İnandırıcı olsun diye. Nazlı orada olduğuna inanamıyorum. Lütfen çıkıp eve gider misin hemen? Ne demek daha 4 saat var ya nikah? Tamam Nazlı, tamam. Ne yapıyorsan hızlıca hallet ve eve geç, hadi. Ferit'ciğim, ben eşitliğe inanıyorum. Yani sen, eğer sen son gün çalışıyorsan ben de çalışabilirim. Hadi nikahta görüşürüz. İşim var, hadi öptüm, bay bay. Zaten...
zaten 2 gün falan kalırız. Fazla kalmayız. Ya Nasır, lütfen bunları bırak git ve hazırlan. Bak biz bile birazdan çıkacağız çocuklara bırakıp. Tamam tamam gideceğim ama önce bir Selami abiye uğramam lazım. Yeni deniz mahsulleri gelmiş. Bir onları kendi gözlerimle kontrol edeyim. Başka restoranlar kapmasın. Nazlıcığım Aşkito, deli misin sen? Bırak şimdi balığı malığı ya, sırası mı? Nikah kalmış 3,5 saat burada. Fatoş'cum bak şu saat olmuş, Ferit hala şirkette çalışıyor. Ben niye çalışmıyormuşum ha? Ben çok mu meraklıyım onunla evlenmeye? Koca delisi miyim ben? Düğün meraklısı mıyım? Nazlıcığım aynı şey mi? Sen kadınsın, gelinsin. Senin hazırlanman lazım. Ay Fatoş ne kadar eril laflar bunlar. Hiç yakıştıramadım sana. Benim en fazla 1 saatim alır. Siz kendiniz hazırlanın canım. Bay bay. Allah Allah. Gitti. Ay Fatoş ben bunu hiç anlamadım. Ya bir kadın gelinlik giyecekken hiç mi heyecanlı olmaz? Heyecanlı heyecanlı aslında. Hep bunlar heyecandan. Nasıl? Çaktırmamaya çalışıyor aynen. Ay şu günü bir atlatalım da gel malemi. Gel. Alo Demet Hanım. Önce balıkçı Selami'ye vuracakmış. Oradan nikah geçecekmiş. Ben adresi yolluyorum size, olur mu? Tamam Burak. Sen bana adresi gönder hemen. Gelin hanıma bak sen. Nikah günü bile iş peşinde. Tıpkı Ferit. Madem oyalanıyorsun, şu nikahı bir geç kal da Ferit bir çıldırsın. Senin bugün düğünün yok mu? Niye acele ettin de geldin? Olsun olsun. Bugün iş yerine bırakılmaz. Ben bir bakayım. Ya 2 gün sonra gelirdin. Ne olacak? Hadi. Hadi. Artık balıklara bakarsın, kalamanlara bakarsın. Her şeye bak burada. Hepsine bakacağım. Yeni geldiler değil mi? Hepsi taze. Hı. Hepsi yeni geldi. Nazlı kızım, sen notlarını al, benim biraz işim var. Ve çıkarken de kapıyı kapatmayı unutma, tamam mı Nazlı kızım? Aşk olsun Selami abi, merak etme sen. Tamam, dışarıda buluşuruz, tamam mı? Annem, tazecik palamutlar. Teşekkür ederim Selami abi, bana kıyak geçmiş. Ben de yakalandım, hiç sormayın. Gideceğim yer de en az sizinki kadar soğuk. 2 kilo falan mut.
Be kızım ya. İnsan evleneceği gün balık kokusunun içine dalar mı ya? Haber bile vermeden çekip gitmiş. Allah Allah. Aklı bir karış havada tabii. Yani kızmayın da ne yapayım yani ben. Düğünüm var artık kız bilmez. Ne diyeyim? Sizden kasa kasa alsam da yetmez bana. Üç kasa. Evet, gerçekten şahane bir alışveriş oldu ama... Evet, çok tatlısınız ama artık vedalaşalım. Biraz daha kalırsam donacağım burada. Ferit, üzgünüm. Ferit, yetişeceğim. Yetişeceğim.